Çok feci bir şey oldu. Asker yeşili gibi bir mont. İş kıyafeti yaptık bunu. Reflektör taktık. Gece de çok feci parlıyor. Hani karanlıkta denemesini yaptım. Montun kalıbı diğer gösterdiğim modellerle hemen hemen aynı. Ufak tefek bazı değişiklikler var. Bunda da su geçirmez fermuar kullandık. Burada böyle, burada böyle. Reflektörler kaliteli 4 santimlik reflektör ve aynı zamanda da çizgi reflektör de yaptık bunda. Bunda ilave olarak diğerinde olmayan yakalarında normalde polar kullanmıyorduk. Bu iş kıyafetinde yakasında polar kullandık abi. Yani burada. Bu yakayı da polar yaptık. Normalde bir öncekine bakarsan kendi kumaşından yapıyorduk bunu. Bunda polar yaptık sıcak tutsun diye kullanırken. İçi zaten polar. Elyaflı bir polar. Mikro silikonlu elyaf var üzerinde. Bu benim şu an üretmiş olduğum abi 20 modelden fazla model yaptık. Favorim diyebilirim. Rengi falan çok feci. Sırtı da böyle bu arada. Gene ekranda güzel renk çıkmıyor ama bu asker yeşili abi. Dokusu da böyle kadifemsi bir dokusu var. Kumaşının arkası kaplamalı olduğu için su geçirmiyor. Rüzgar geçirmiyor. Bunun yüzeyinde mikro dokuma var yine. Aynı zamanda. Bunda da bir suya bakalım. Ben de şimdi ilk defa bakacağım. Ama dış gövdesinde ıslansa dahi normalde içeriye su alan bir kumaş değil abi. Evet. Görüyorsun abi. Islanan kısım da süvet olan kısmı. İçeriye suyu almıyor. Tabi böyle bir yağmur olursa yine de bu şekilde yağmur olsa bile abi suyu bak sadece bir, çok çok az bir ıslaklık kalıyor abi. O da hani belki 3-5 dakikaya gidecektir. Aynı zamanda bunda diğerlerinde olmayan ekstra bir şey daha ekledik. Diğer modellere de şimdi ekleyeceğiz onu. Şöyle göstereyim. Kolda hani sen istemiştin ya ribana yapın falan diye. Bunda abi ribana yaptık ama ribanayı gizli yaptık. Yani içine elini soktuğun zaman görebiliyorsun. Dışarı çıkmıyor. Kolu bilek kısmından kavruyor abi. Çok değişik bir şey oldu. Böyle. Görseli falan da güzel. Yani şimdi ben bunun atölyeye talimatını verdim. Reflektörü olmayan siviller için normal ben kendim için yaptıracağım bir tane. Bakalım ne olacak. Bunu daha önce göstermiştim belki. Bu kürk gerçek tilki kuyruğu abi. Bunun gibi buna da bir tane taktıracağız. Ama gerçek taktırmayacağız. Gerçek takınca sorun oluyor. Bu ihracatında bu hayvan avcılıkla mı alakalı beslenildi yoksa deri tekstiliyle alakalı mı beslenildi diye sertifika istiyorlar. Onlara girmemek için normal imitasyon kullanacağız. Normalde bayanda kullandık biz bunları. Gerçek kürk. Yani tilki kuyruğu olarak geçiyor abi. 24 dolar adet başı birim fiyatı bunların. İşçilik falan hariç. Ama biz imitasyon yapacağımız için daha uyguna mal ederiz diye düşünüyorum. Yani 10 doları geçmez herhalde. Öyle bir fikrim var ama bakalım.